Adı Emiro. İspanya'ya iltica başvurusunda bulunan bir Venezuelalı. Yılbaşında ülkesinden kaçıp Madrid'e gelen Emiro, bize hikayesini anlattı. Yürüyüş ve protestolara katılıp şu anda siyasi açıdan yaşanan her şeye tamamen muhalif olduğum için siyasi baskıya maruz kaldım. Tehdit edildim, taciz edildim, soyuldum. Ayrıldım çünkü hasta oldum ve siyasi gelişmeler nedeniyle evimde kalmaya çalışıp ülkemde halkımla birlikte olmak istemiştim. Emiro İspanya'ya turist vizesiyle gelmiş ve hemen iltica başvurusunda bulunmamış. 5 ay beklemiş. Korkmuştum. İlticanın nasıl işlediğini sordum. Sonucunda nelerin olduğunu, neleri yapmamın yasak olduğunu ve neleri yapmamın kısıtlanacağını öğrendim. Öncelikle pasaportunuzu alıyorlar. Ülkeden ayrılamıyorsunuz ve sürecin ne kadar süreceğini de bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden iltica başvurusunu geciktirdim. İspanya İçişleri Bakanı röportaj talebimizi geri çevirdi. Ama resmi verilere göre 2017 yılında Venezuela'dan İspanya'ya yapılan iltica başvurularının çoğu reddedildi ya da yoğunluk nedeniyle işleme konmadı. 2018'de şu ana dek 12 binden fazla Venezuelalı İspanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Tarihi ve ailevi bağlar nedeniyle İspanya, AB içinde Venezuela halkı için birinci sırada geliyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nden Maria Jesus Vega, İspanya'daki iltica sürecine ilişkin şu bilgiyi verdi. 1 ya da 2 yıldır bekleyen insanlar var ve bu Venezuelalıları da kapsıyor. Bir başka ülkede kalma sürecinin başlaması için önceki ülkede kalma sürecinin iptal edilmesi ya da sonlandırılması gerek. İspanya'da uluslararası koruma arayan ya da 2-3 yıldır iltica bekleyen bir kişi daha sonra bu zamanı göçmenliğin yasal hale gelmesiyle ilgili diğer süreçlerde kullanabilir. Bunu İspanya'da yerleştiklerini kanıtlamak için ya da İspanyol vatandaşlığına başvurmak istediklerinde kullanabilirler. Emiro için yasal süreç zor ama yine de Madrid'teki yeni yaşamına dair olumlu düşünmeye çalışıyor. Ne olacağını bilmiyorum. Bazen olumlu hissediyorum, bazen moralim bozuluyor. Bazen gerçekten zorlamak istiyorum ama diğer zamanlarda vazgeçmek istiyorum. Bazen de iltica başvurumu geri çekmek istiyorum. Hayallerim var ve bunları başarmamda İspanya'nın bana yardımcı olacağını umut ediyorum. İspanya'da yeni bir hayat umuduyla iltica başvurusunda bulunan Venezuelalılar için belki de küçük de olsa bir umut ışığı var.